Makine öğrenmesinde veri setini eğitim ve test datası olarak ayırma sürecinde kullanacağımız diğer bir yaklaşım ise K-fold cross validation yöntemidir. Bu yöntemin detaylarını önceki videolarda değinmiştik. Ancak ana hatlarıyla veri setimizi belli bir sayıdaki alt kümeye ayırırız. Buradaki K-fold'daki K bu alt küme sayısıdır. Bu alt küme sayısını belirledikten sonra her iterasyonda bu alt kümedeki sayısı kadar veri setini dışarıda tutup geri kalanını algoritmayı eğitip ve bu dışarı çıkarttığımız veri setiyle de test ederiz. Bu anlamda örneğin 5 ayrı bölümü ayırmışsak her bir iterasyonda ki test veri setindeki eleman sayılarının toplamı toplam eleman sayısını verecektir. Ve K sayısı kadar da bir tekrar işlemi gerçekleşecektir. Burada benim yazdığım bir fonksiyon var. Fonksiyon detaylarına çok uzatmam adına burada girmiyorum. Ancak bu fonksiyon üzerinde yazıp bilgisayarınızda ve bu fonksiyonu çalıştırdığınız zaman bu işlemleri yapabileceksinizdir. Burada bir iris veri seti üzerinden kısa bir örneklendirme gerçekleştireceğim. Fonksiyonu tabii çok kısaca bir tanıtayım. K-fold R isminde buradaki R, R program dili için olduğunu bahsediyor. Aynısının Python versiyonu da mevcut. İlk argümanımız veri seti, ikinci argümanımız K sayısı yani kaç alt kümeye böleceğiz. Bu alt küme sayısı bazen önemli olabiliyor. Bazen toplam gözlem sayısı alt küme sayısına eşit olarak yani kalan sıfır olacak şekilde bölünebiliyor. Bu gibi durumlarda çok problem yok. Ancak eşit bölünemediği zaman yani kalan sıfırdan farklı olduğu durumlarda fonksiyon içerisinde belli alt kümelerin sayısı diğer alt küme gözlem sayısı diğer alt kümelerden fazla olabiliyor. Fonksiyon kendi içerisinde bunu dengeliyor. Iris veri seti üzerine örnekleme yapacağız. 4 tane bizim bağımsız değişkenimiz var aslında. Ve bizim asıl bağımlı değişkenimiz ise tür. Bunun da 3 düzeyi olan bir faktör türünde bir yapıya sahip. Fonksiyonumuzun ilk olarak veri setimizin ismini yazıyoruz. K10, 10 alt eşit kümeye bölmesini istiyoruz. Ve bu argümanlarda eğitim ve test veri setlerinin isimleri karışmaması için, her bir çalışmamız için farklı bir isim verebiliriz. Şimdi fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz. Fonksiyonumuzu çalıştırdığımız zaman iris eğitim, iris test isimli iki veri set liste oluştu. Bunların içerisine bakalım. Her bir iris veri setinde 135 tane gözlem var. 10 alt küme ayrıldığı için her bir alt kümede 15'er gözlem var. Şimdi test veri setine de bakalım. Daha doğrusu test veri setinin bulunduğu listede burada da her bir gözlemde gördüğünüz gibi 15 tane satır var. Şimdi biz bunu ele alırken 10 iterasyon yapılacak herhangi bir makine öğrenmesine dayalı bir kestirim yaparken buradaki veri setlerini test eğitim veri seti olarak kullanıp algoritmayı eğiteceğiz. Test veri setinde ise buradaki her bir tekrarda 15 gözlemle algoritmayı test edeceğiz ve bunların ortalaması olarak da model performansına karar vereceğiz. Şimdi aynı işlemi K sayısını 11 yaparak değiştirelim. Bu durumda toplam gözlem sayısı tam olarak bölünemeyecek. Yani kalan sıfırdan farklı olacak. Bunun sonucuna bakalım ne yapmış fonksiyonumuz. Bakın şimdi listedeki eleman sayısı 11 oldu. Eğitim veri setine baktığımızda son 4 tekrarda 137 satır alınmış. Test veri setinin bulunduğu listeye baktığımızda da gördüğünüz gibi ilk 7 gözlemde 14 satır olmuş, diğerleri 13 olmuş. Yani fonksiyon bu dengeyi sağlayacak şekilde, toplam gözlem sayısını tutturacak şekilde bazı tekrar iterasyonlarda gözlem sayısını çoğaltabiliyor. K-fold cross validation yöntemi veri setlerini eğitim ve test datası olarak ayırma sürecinde oldukça efektif ve pratik bir yöntemdir. Burada yazdığım fonksiyon çerçevesinde kullanmanızı önerebilirim.